iş kazaları ve meslek hastalıkları 6331 sayılı kanun çerçevesinde önlenmeye çalışılıyor. Yasanın sahadaki uygulayıcıları, bakanlıkça yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri oluyor. Bursa'da faaliyet gösteren Burtem OSGB, didaktik cümlelerden ve dokümanlardan öte, sürekli sahada işçilerle bir arada bulunan İSG profesyonelleriyle başarıyı yakalıyor. İş yaşantısında arzu edilen standartların oluşturulması, kademeli olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş kanunuyla sağlanmaya gayret ediliyor. Kanunun sahadaki uygulayıcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yetkilendirilen OSGB'ler oluyor. Burtem OSGB, sanayi kenti Bursa'da bu türden bir girişimle doğup, saha deneyimine sahip İSG uzmanlarını tek çatı altında buluşturarak hizmete başlıyor. Geçen yaklaşık 20 yıllık süreç içinde Bursa Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak çalıştım. Fakat o yıllar bana çok şey öğretti. Bu yıllar içinde meslek hastalıkları açısından, iş yerinin güvenliği açısından o kadar çok birikimimiz ve tecrübemiz oluştu ki daha sonra yeni çıkan 6331 sayılı kanunu duyunca gelecekte bu işi de yapmaya aday olarak bu şirketimizin hazırlıklarına başladık. Çoğunluğu hekimlerden oluşan 6 kurucu ortak bir araya geliyor ve iş yerlerinde nitelikli değişiklikler yaratmak hedefiyle yola çıkıyor. Kaliteli bir hizmet vermek ve bu hizmeti ürettiğimizde gerçekten iş sağlığına yönelik anlamlı işler yapmak istediğimizi kendimize hedef olarak koyduk. Bugüne geldiğimizde yaklaşık 3 yıllık bir sürecin sonucunda bugün arkamızda baktığımızda gerçekten iyi işler yaptığımıza inanıyoruz. Ve yaptığımız işlerde de başarılı olduğumuzu, çalıştığımız yerlerde gerçekten anlamlı değişikliklere imza attığımızı fark etmekten de gurur duyuyoruz. İşçi ve işverende oluşan iş yeri hekimi algısını merak ediyor. İş yeri hekimi olarak görev yapan Genel Müdür Mustafa Erim'in konuya dair tespitlerini alıyoruz. İşçilerin tek amacı kendilerini muayene edecek bir doktorun ayaklarına gelmesi. Onlar bundan çok büyük mutluluk duyuyorlar. Patronlar da şundan mutluluk duyuyorlar. Diyorlar ki artık bir iş yeri hekimimiz var. Adı hekim. Gelip bizim çalışanlarımızı muayene edecek. Ben bunları hastaneye, polikliniğe oraya buraya göndermeyeceğim. Böylece iş gücü kaybına uğramayacağım. Ancak hepimiz biliyoruz ki temel amaç bu değil. İş sağlığının temel amacı iş yerinin çalışma koşullarının çalışanların üzerindeki etkilerini araştırmak ve olumsuzlukları en ideal şekilde düzenlemektir. Bizim temel hedefimiz bu. Gelecekte oluşabilecek bir takım sağlık sorunlarını özellikle meslek hastalıklarını önlemek için bir takım önlemler alıyoruz. Kurumun çalışma prensibinde iş yerinde oluşabilecek riskler konusunda iş güvenliği uzmanı yalnız bırakılmıyor, risk analizi hazırlanmasında iş yeri hekimi de sorumluluk üstleniyor. İş güvenliği uzmanı oradaki bir takım hataları, kusurları görebilir. Ancak siz sağlık yönünden gizli olan bir takım sorunları açığa çıkarabilirsiniz. Bir koku olabilir, çözücü maddeler olabilir. Bunların hepsini tespit edip bunlara önlem almak için de iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak zorundayız. Bunu nasıl yaparız? Risk belirlemede iş güvenliği uzmanı ile birlikte çalışırsınız ki biliyorsunuz formları hem hekimler hem iş güvenliği uzmanı birlikte imzalarlar. Buradaki hedefimiz bunu atmadan önce hep birlikte o formu birlikte düzenlemektir. Erim, meslek hastalıklarıyla ilgili bildirimlerin zorunlu olması gerektiğini dile getiriyor. Bir fabrikada meslek hastalığını tespit ettiniz. Hekim bunu nasıl, nereye yönlendirecek, kime yönlendirecek? Bu yönlendirme gizli mi kalacak, açık mı olacak? Bunun sonucunda sorumlular hakkında neler olacak? Bilinen bir gerçek birçok faktör nedeniyle saklı hale getiriliyor. Halbuki bizim dürüstçe hepimizin elimizi taşın altına koyarak patronuyla, çalışanıyla, bu işteki bütün görevlileriyle hepimizin insan sağlığının değeri açısından bu olaya el atmamız gerekiyor. Genel Müdür Mustafa Erim, çalışan ve işverenle empati kurabiliyor olmalarının kendilerini başarılı kıldığını dile getiriyor. Bu iş sadece evrak düzenleyerek değil, kağıt üzerinde her şeyi mükemmel göstererek değil, gerçekten vicdanınızla, içinizden gelen bütün sevgiyle ve daha da önemlisi
karşınızdaki insanların da sizden birer parça olduğunu düşünüp onlara kurduğunuz empatiyle aşılabilecek bir şey. Eğer bu işte empatiniz yoksa, yani kısacası kendinizi onun yerine koyamıyorsanız başarı şansınız yoktur diye düşünüyorum. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz tüm çalışanlarımızla. Bütün ekibimizle hep birlikte kalben inanıyoruz ki hepimiz yaptığımız işi yaparken karşımızdaki çalışanın yerine kendimizi koyuyoruz. Onların da birer çocuğu, onların da annesi babası olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bizim başarımızın sırrı burada yatıyor sanırım. İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Kurt, birbiriyle uyum içinde çalışan deneyimli bir ekibin iş başında olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Sahadaki ekibimiz de gerçekten de çok uyumlu çalışıyor, çok dikkatli ve işini severek çalışıyor. Etik kurallara son derece bağlı çalışıyor ki biz zaten bunları istiyoruz onlardan ama onların da biz istemeden bu kurallar çerçevesinde çalışıyor olmaları bizi son derece mutlu ediyor. 250'ye yakın firmaya hizmet veren kurumun hizmet profilinde ağırlığı Bursa'nın ekonomik yapısına uygun olarak tekstil sektörü oluşturuyor. Bursa'nın yapısından ötürü biliyorsunuz Bursa'da tekstil çok gelişmiş durumda ve bizim firmalarımızın da çoğunluğunu malum tekstil firmaları oluşturuyor. Ama bu arada inşaattan da çok talep var. Biz bir pazarlama yöntemiyle çalışmıyoruz kesinlikle. Firmalar genellikle birbirlerine bizi tavsiye ediyorlar ve tercih edilen konumundayız. Sahada asla ve asla para kazanmaya yönelik gerçekten de amacı para olan bir kurum değiliz. Kazalar sadece iş yerlerinde meydana gelmiyor. İşletmeler ve sivil toplum örgütlerine iş güvenliği eğitimleri yanı sıra ilk yardım eğitimleri de verdiklerini dile getiren Hasan Kurt, bu konuda bilincin artması gerektiğini dile getiriyor. Yolda yürürken, efendim işte merdiven inerken, çıkarken, evde kahvaltıda çay içerken, yani kırda bayırda piknik yaparken her zaman ilk yardımı gerektiren bir takım olumsuzluklarla karşılaşma şansımız her zaman var. Hal böyle olunca da bu halkın bu manada eğitilmesi gerekiyor. 93 yılından bu yana ilk yardım eğitmenliği yapan Hasan Kurt, 6331 sayılı kanun ilk yardım eğitimlerini zorunlu kılıyor diyor. İşte son çıkan bu yasayla ilk yardım eğitimleri de zorunlu hale geldi. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş konularında 10 kişiden birisinin, az tehlikeli iş konularında 20 kişiden birisinin eğitilmesi gibi bir zorunluluk geldi. Bu bile bizi mutlu ediyor. Gayet iyi bir şey. Hasan Kurt, en iyi olmak hedefiyle geleceğe yürüdüklerini ifade ediyor. Hedef tabii ki bu alanda en iyi olmak. Yani gerçekten işini düzgün yapan, halka bu manada değer katan. İş yerlerinde denetim yapan iş güvenliği uzmanlarının ücretlerinin işveren tarafından ödenmesi son dönemde tartışılan konuların başında geliyor. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin ücretlerinin ödenebileceği bir iş sağlığı güvenliği fonunun kurulmasına yönelik düzenleme talep ediliyor. İş güvenliği kültürü maalesef yerleşmedi, daha oturmadı. Devletin bu manada biraz OSGB'lerle veya bu işi yapan profesyonellerle işverenin ya da iş yerlerinin parasal bağını kesmesinde bir fayda var diye düşünüyoruz. Rakamlar istatistikten derin anlamlar içeriyor. İş kazalarında birinci sırayı %10.1 ile madencilik sektörü alırken her 3 ölümden biri inşaat sektöründe meydana geliyor. Yaklaşık 30 yıllık saha deneyimine sahip A sınıfı iş güvenliği uzmanı Erkan Gezmen, üzerinde durulması gereken en önemli konunun güvenlik kültürü olduğunu dile getiriyor. Uzun süreli saha deneyimime dayanarak konuşabilirim. İş güvenliğinde en ciddi sorunumuz bu iş güvenliğindeki işveren ve işçilerin algısı ile ilgili oluyor. Örneğin çok tehlikeli iş yerlerinde 16 saat. Bu 16 saatte işçileri diri tutup tamamı bütün konuları almalarını sağlamamızda büyük güçlükler oluyor. Genellikle işçilerimiz anlamakta güçlük çektiği konularda daha fazla üzerine düşüp değerlendirmeyi ona göre yapmamız gerekiyor. İş güvenliği uzmanlarının sahada çok sayıda görevi bulunuyor. Gezmen bunlardan birkaçını şöyle sıralıyor. Risk değerlendirmesi yapmak, risk değerlendirme raporu hazırlamak en temel görevlerimizden bir tanesidir.
Zaten risk değerlendirme raporunda yer alan bir takım şeyleri talep ettiğiniz zaman bunlar yönetmelikteki diğer görevlerimizin hepsini içermiş oluyor. Aynı zamanda eğitimleri gerçekleştirmek, saha denetimleri yapmak. Mesleki eğitimlerle ilgili sıkıntıların giderilmesi de iş kazalarının önlenmesinde en kritik aşamalardan biri oluyor. Mesleki eğitim kalitesinin artırılması özellikle her sektör için iş kurum bünyesinde oluşturulmuş olan modüllerde eğitim notları düzgün ancak eğitici bakımından ciddi problemler yaşandığını biz de eğitimlere katılarak bizzat gözlemliyoruz. Tek başına eğitim davranış değişikliği yaratmada yeterli gelmiyor. Bunun diğer bileşenlerle pekişmesi gerekiyor. Eğitim tek ayaklı olarak yetersiz kalıyor. Eğitimi yaptıktan sonra sahada sürekli olarak işçiyi izlemek, işçilerle diyalog kurmak, onlarla sahada birlikte olmak, onlara iyi davranmak, onlardan gelecek feedbackleri, geri dönüşümleri değerlendirmek, bunları işverene aktarmak ve özellikle ödüllendirme gibi bir takım çalışmalar yapılmasını işverenden talep etmek istiyoruz. Didaktik cümleler ve dokümanlarla çözüm üretilemezken sahada sürekli işçiyle bir arada bulunan İSG uzmanları başarı elde ediyor. İş güvenliğinde zaten işçiyi, çalışanı işin içine dahil edemezsek davranış değişikliği yaratamıyoruz. Bir karikatür yarışmasına katılan çocuğun baba baretini tak demesi o işçinin üzerinde yarattığı etkiyle bir eğiticinin bu bareti niye takmıyorsun demesi veya bir uzmanın arasında çok fark oluyor. Baba akşam eve sağlıklı bir şekilde geri dön, baretini tak, kişisel koruyucu donanımlarını kullanmadan gelme demesiyle bizim dememiz arasında büyük fark oluyor. Dolayısıyla bu algıyı bu şekilde arttırabilmek için işçiyle çok iyi diyaloğa girip sahada sürekli sahada bulunmamız gerekiyor. Daha dokümantasyondan çok saha çalışmalarına iş güvenliği uzmanının ve iş yeri hekiminin de özellikle ağırlık vermesi gerekiyor. A sınıfı iş güvenliği uzmanı Erkan Gezmen sözlerinin sonunda hem işverene hem de işçilere sesleniyor. Biz sizlere daha güvenli iş ortamları oluşturmak için varız diyor. İşverenlere vereceğimiz mesaj şudur. Biz size hizmet ediyoruz, size çalışıyoruz. Sağlıklı bir iş güvenliği ortamı yaratmak adına bizim sizden istediklerimizi yerine getirmek konusunda gayretkar olun. İşçilere söyleyeceğimiz şey de kişisel koruyucu donanımlarımızı kullanın. Size eğitimlerde anlattığımız şeyler boş şeyler değil. Evinize bir bütün halinde akşamları dönmek istiyorsanız, iş kazası geçirmek istemiyorsanız, eğitimlerde ve diğer konularda size verilen bütün talimatlara uyma konusunda gayret içerisinde olun. Her şey sizin için diyorum.